Şu anda ben Galatasaray'da en büyük eksik olarak şunu görüyorum. Isıran tekmeye kafa sokan, gerektiğinde rakip oyuncuyu biraz sindiren, korkutan, pes etmeyen bağıran karakter ve fizik lazım Galatasaray'a. Şu anda takımdaki en büyük eksiko işte yakın tarihinden Melo lazım şu anda. İlla orta sahaya değil, herhangi bir yerine. Sağda bir tane öyle oyuncusu olması lazım Galatasaray'a. Ben Jesus'un bu kadar kısa vadede, bu kadar organize ve disiplinli bir takım yaratmasından çok memnunum. Transfer değil oradaki bence şey Fenerbahçe'nin kazanımı. Fenerbahçe'nin bu yaz, daha doğrusu Jorge Jesus'un bu yaz yaptığı en iyi transfer organizasyon aslında. Net bir disiplin, var, organizasyon var. Oyuncular olabildiğince birbirine yardımlı, olabildiğince birbirine yakın. Zaten Josef'i de Josef yapan, yani 4-3 o tek altısı olmak. Başka bir sisteme geçirdiğiniz zaman Josef bir anda o kadar özel bir oyuncu olmayı bırakıyor. O yüzden tabii ki onun sakatlığı çok çok büyük bir kayıp ama bir 4-3-3 inşa etmeye çalış çalışan bir teknik direktörün takımında çok çok daha büyük bir kayıp olacaktı. Etrafı böyle vegors gibi, Jetson gibi, Muleka gibi her tarafa basabilen dinamik oyuncularla çevrili olmasaydı çok daha büyük bir sorun olacaktı. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Analiz masasından herkese merhabalar. Fenerbahçe, Dinamo Kiev'le e, Şampiyonlar Ligi öneleme ilk maçını e, dün itibariyle oynadı ve Bülent Kalafat'la birlikteyiz. Hem o maçı konuşacağız hem de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi şampiyonluğun diğer adaylarının da e, tra hem transfer gündemini hem de hazırlıklarını biraz e, değerlendireceğiz. Bülent selam. Merhaba Sinan. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyidir bende. Ee, karşındaki böreğin paçanga böreği olduğunu iddia ediyordu Zübeyde. <gülüyor> <gülüyor> ben bir paçan en sevdiğim börek paçanga böreğidir benim. Ee, Anavutların meşhur böreği sanırım yanlış olmasın da Arnavutların diyebiliyorum. Ee, çok severim ben. Bizim kayınvalide de sağ olsun çok güzel yapar. Ee, bu biraz farklı ama bu da güzeldir diye tahmin ediyorum. Sizler de yemek sepetinden siparişlerinizi verebilirsiniz. Yemek sepetinin uygulaması da yenilendi. Yenilenen uygulamayla e, sizler de birçok e, güzel sipariş verebilirsiniz. indirimden yararlanabilirsiniz. Bakalım bunu da e, program sonrası deneyeceğiz. Notumuzu veririz. Güzeldir diye tahmin ediyorum. E, geç O zaman geçelim Fenerbahçe-Dinamo e, Kiev maçına ilk olarak. Dinamo Kiev Fenerbahçe demek lazım. Deplasman hmm. ama iç sağ gibi açıkçası oynadık. O açıdan güzeldi. Seninle başlayalım. Ne dersin? Ee, hazırlık maçlarında gördüğümüz Fenerbahçe'den sonra dünkü Dinamo Kiev performansı bence sevindiriciydi. Net bir artı vardı. Ve e, hani Arao hakikaten niye uğrunda bu kadar beklendiğini biraz gösteren bir performans sergiledi. Bu da bence sevindiriciydi. O kadar beklentiyle gelen, e, bu kadar zaman işte transfer gündemini meşgul eden bir oyuncunun ilk maçında çıkıp bu performansı vermesi gerçekten sevindirici. Jesus'un da niye onu istediğini gayet net anladık. Gerek e, merkezdeki savunma rolü olsun. Gerek de işte iki stoper arasından girip attığı paslardaki kalite. Fenerbahçe'nin özellikle orada çok büyük eksiği var ki dün Zalay'a üzerinde bunu bir kere daha gördük. Yani Fenerbahçe'nin savunmadan 3. E, üçüncü bölgeye diagonal veya uzun pas atacak istikrarlı stoperi Zalay'a olamayacak galiba. Çünkü paslarında bir istikrarsızlık var. Ve isabetli olanların da çoğunda isabetli olmasını bence Valencia'nın sırtı dönük top alma kabiliyeti biraz sağladı. Ve işte Osai Samuel'in sağa doğru, ileri doğru baskı yapıp ikinci topları alabilmesi biraz Zalayın attığı topların Fenerbahçe'de kalabilmesini sağladı. O bence kısa vadede çok değişmeyecek. O yüzden oraya ekstra bir pasör olarak Arao'nun gelmiş olması çok çok kıymetli gibi duruyor. Dün ee, Ersin'le şeyin yayını vardı, Olcan'ın yayını vardı dün akşam. Hı. Canlı yayın vardı bizim kanalda. Eee güzel bir detay verdi. William Arao şeyin e, Jesus'un Flamengo döneminde en çok oynattığı ikinci futbolcuyumuş. Dolayısıyla o yani oyuncu. Zaman, değil mi? Öyle bir şeydir herhalde. <laughs> e, oyuncu dolayısıyla şeyi çok iyi biliyor. Hani Jesus'un ne istediğini ve nasıl bir düzen kurmak istediğini ve Flamengo'daki bir düzenin birebir aynısını 4-1-3-2 diye kurduğu için Evet hemen gelip ona adapte olması, hiç hazırlık maçı yapmadan bu kadar rahat ve hazır gözükmesi biraz o sayede oldu belli ki. Şimdi o önemli bir dönem. İkincisi geçtiğimiz sezon Benfica e, maceri aslında Jorge Jesus'un en başarılı hikayelerinden bir tanesi bence Dinamo Kiev'le oynadıkları maçlardı. E, Şampiyonlar Ligi grubunda eşleşmişlerdi. İşte ilk maç 0-0, ikinci maçı içeride 2-0 kazanmıştı. Tıpkı işte dün deplasmanda 0-0 berabere kaldı gibi ama iki maçın da hakimi Benfica'ydı. Ve iki maçta da işte merkezdeki delicilerine topu ulaştırabilmek için iki tane metodu çok rahat bir şekilde kullanabiliyordu ki o Benfica aslında 3 stoperle oynayan bir Benfica'ydı. Ama şu bakımdan gene Fenerbahçe benzerlik gösteriyor. İşte Arao iki, iki stoperin arasına geliyor ve Fenerbahçe de facto olarak hücumda aslında 3-1-5-1 gibi bir zilişte oluyor. Bu Benfica'nın denediği şeye çok benzer. O yüzden hocanın elinde zaten Dinamo Kiev'i ki işte savaştan ötürü Dinamo Kiev aşağı yukarı 8 ay önceki Dinamo Kiev'in aynısı. Hmm, dün o maçtaki kadrodan galiba 7 oyuncu sahadaydı. o yüzden aslında çok iyi bir şey vardı. ya yani önceden denenmiş bir planı vardı. Onu uygulamak için önemli, en önemli parçalardan bir tanesi o stoperlerden ileri çıkan pas. Onu ara ile halletti bence gayet iyi bir şekilde ama... E, topu 3. bölgeye götürdükten sonra yapılanlarda işte o geçen seneki Benfica'nın gerisinde kaldı Fenerbahçe. Ki bu çok normal bir şey. iki sebepten ötürü. Bir tanesi bir tanesi. oyuncu kalitesinden ziyade oyuncuların birbirine alışmışlığı ve transferlerinin yeni gelmiş olması. Ve işte o Benfica Şubat ayında oynuyor. Arada işte 6 ay beraber çalışmış bir takım. Ama ne olursa olsun oraya, oraya kadar lazım. falan var yani. Diğer takım. Ee, aynı şekilde ben dünkü e, kadrolara baktığınız anda kalite açısından Fenerbahçe'nin Kiev'e bayağı ağır bastığını düşünüyorum. Yani Doğru. Bakarsan bayağı transfer iyi. transfer yapamayan şey bir takım sonuçta. Yani alt, alt yaş gruplarından getirdiği bir takım oyuncuları işte milli takım havuzundaki oyuncularla harmanlayıp yani, bir şekilde hayatta kalmaya çalışan bir takım. Geçen sene Şubat ayında savaş çıktığı zaman Dynamo Kiev'in iyi oyuncularından e, Eyüp Spor transfer yaptı bank şeye PTT birincilik. Gerson Rodriguez. E, Oliver Till de oradan değil miydi? Oliver Till de Ukrayna'dan da Kiev'den mi? Başka bir takımdan mı? Tam şimdi aklımda değil ama Gerson oradan. Yani e, dediğin doğru. Hani sen bu kadar büyük transferler yapabiliyorken Kiev'in transfer yapamıyor olması onlar adına bir şey. Kalite konusunda da haklısın. Ama ben e, Jesus'un bu kadar kısa vadede bu kadar e, organize ve disiplinli bir takım yaratmasından çok memnunum. Hatta o konuda da biraz da şaşkınım da pozitif anlamda. Hı hı. Çünkü bundan 3-4 yıl önce Shakhtar Donetsk eşleştiği zaman Fenerbahçe çok iyi bir transfer dönemi geçirmişti. Ve çok iddialıydı transferde. O Van geldiği sezondu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. O dönem herkes çok yükselmişti. Çok müthiş transferler vesaireyle. Hani şimdiki transfer döneminin çok üzerinde bir transfer dönemiydi. Ve herkes çok yükselmişti. O zaman maç öncesi şey demiştim e, hatırlıyorum. Sen istediğin kadar transfer yap. E, sen bu takımı bir ayda kuruyorsun. Adamlar 10 yıldır aynı takımla oynuyor. Lüce Skunuş, Shakhtar Ve 3-0 falan gibi çok rahat bir skorla elemişlerdi. Diye hatırlıyorum bizi. Ee, yani transfer değil oradaki bence şey. Fenerbahçe'nin kazanımı. Fenerbahçe'nin bu yaz, daha doğrusu Jorge Jesus'un bu yaz yaptığı en iyi transfer organizasyon aslında. Net bir disiplin var, organizasyon var. Oyuncular olabildiğince birbirine yardımlı, olabildiğince birbirine yakın. E zaten öyle değil miydi geçen sezonun sonunda Fenerbahçe? Bu Joe Gecelos'un kaptığı bir, bir şey mi yani? Başka bir, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe başka bir taktikti ama. Sıfırdan yeni bir taktik yaratıp bu kadar uyumlu ve disiplinli olmaları benim için e, çok değerli. Çünkü bunu yapabilen çok Türk takımı göremiyorduk. Ben henüz o kadar ikna almadım. O kadar. Ben Türk takımlarının bu konuda çok eksik olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu, 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 hem fikiriz de, Avrupa Ligi yani. ön eleme maçlarında yani Temmuz-Ağustos aylarında bu kadar disiplinli ve düzenli bir Türk takımı ben çok çok uzun zamandır hatırlamıyorum. Yani bu arada şey olabilir yani kısır oynarsın vesaire o başka bir şey. Hı hı. Kısa mesela Valerian İsmail'in de ilk gelir gelmez Beşiktaş'taki ilk 2-3 maçındaki düzeni çok hızlı bir şekilde oturtmasını çok beğenmiştim. Hı hı. Ee, benzer bir şeyi Jorge Jesus da yaptı. Normalde çünkü çok dağınık çıkıyorduk biz Avrupa öneleme maçlarında. Temmuz-Ağustos aylarında oynadığımız maçlarda. İşte bana maçlarında. hala biraz dağınık geliyor. Onu demeye çalışıyorum. Hı. Ben dünkü Dinamo Kiev Fenerbahçe maçını izlediğim zaman Fenerbahçe çok iyi organize olmuş. Fenerbahçe çok kısa zamanda e, işte bir takım o takımlaşma konusunda bayağı yol almış demedim ben dün Fenerbahçe'yi gördüğüm zaman. Çok net bir oyuncu kalitesi farkı vardı bence Fenerbahçe'nin ağır basmasını sağlayan. Ben biraz ona bağlıyorum olayı. Ee, bu maç ve daha önceki 3 hazırlık maçıyla birlikte 4 maçtır gol yememiş oldu Fenerbahçe. Hı hı. Ve isabetli şut da attırmadı e, dün. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Doğru ama net bir iki pozisyonu vardı. vardı. Zalayın özellikle geriye doğru koşarak yaptığı o ninjavari bir tane hı hı. pozisyonu onu, işte onu kesmeseydi Fenerbahçe gol yiyecekti mesela. Hı. Ama gole daha yakın olan takım kesinlikle Fenerbahçe'ydi zaten. Daha net, daha fazla sayıda gol kaçırdı. Bilhassa tüm transferlerin hücuma olmuş olmasına rağmen e, şeyin işlemeyen tarafın iş, hücum olması İyi e, iyi olan tarafın da savunma olması da ilginç bir şey e, durum Kim olmadığı e, devre arasında stoper değiştiği bir maçtı e, aksamaması Fenerbahçe'nin bu yandan etkileyiciydi ki ben orada hani senden biraz şey çaldım pardon cümleni evet. çaldım ama orada e, orada ben Cezus'a özellikle bir pay çıkarmak istiyorum e, İsmail Yüksek mesela benim görüşümde Maça ilk 11 başlama hakkın, ha, hakkaniyetli bir tercih değildi bence İsmail'i böyle bir maçta ilk 11'de kullanmak. Arda o kadar uzun zamandır kendini ispatlamışken İsmail sadece 1-2 hazırlık maçında iyi olduğu için. Ama e, Fenerbahçe'nin o stoperlerinin savunmasının iyi gözükmesinin temel sebebi bence İsmail'in maçı tamamlamasıydı. Her ne kadar 3. bölgede eksik olsa da oradaki yaptığı aksiyonlar çok sırıtsa da e, dikkat et mesela Fenerbahçe 55. dakika gibi biraz zayıflamaya başlamıştı. Lincoln ve Bruma değişikliklerinden sonra da gerçekten çok düştü Fenerbahçe bir 10 dakika falan. Dinamo Kiev rahat geçişler yapmaya başladı. Onların daha büyük bir tehlikeye dönüşmemesini ve Fenerbahçe'nin 70'ten sonra maça tekrar ortak olup ısrararak maçı tamamlamasını sağlayan şey bence ara öyle İsmail'in sahada birlikte olmalarıydı. Orada ben Jesus'u haklı buluyorum. İsmail'i çıkarmama bence, konusunda oyunu Arao... tutan parça İsmail'di çünkü. Arao ile şey İsmail olabildiğince de iyi kapattı bence merkezi. Bence açık verilen taraflar iç oyuncuların arkalarında kalan yamalarlardı. Aynen, Aynen öyle. Yani İsmail ve Arao'nun ben de çok iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Hatta devre arası Uğur Melek'e yayıncı kuruluşta İsmail'in çıkabileceğini düşündüğünü söylemişti. O zaman da çok şaşırmıştım. Niye İsmail çıksın? Çok iyi oynuyor gibi bir düşüncem vardı Arao ile İsmail'in. Herhalde yani hücumda biraz daha eksik kaldığına dair fikirdi ama zaten hücumu iç oyuncuları artı iki forvet. Zaten iç oyuncuları var. Dört tane hücumcu var zaten. Hı hı. Hani İsmail'in biraz daha savunma yapması ve oyun kurması gayet e, şey e, beklenen bir durum. Hı hı. Ve İsmail orada Zaits gibi falan oyuncuları kesti yani. Çok gerçekten e, beklentinin oldukça üzerinde ve iyi işler yapıyor. Şut isabetli şut bulamaması bu tip takımların ve XC'lerinin de muhtemelen düşük çıkması hı. hı. Çünkü isabetsiz de olsa şey çok net pozisyon şey yapamadılar. Vuruş yapamadılar yani. Bu tip takımlarda biraz yanıltıcı olduğunu düşünüyorum ikisinin. Çünkü bu tip takımlar genelde senin savunmanın arkasına boşluk yaratmak üzerine hücum planlayan takımlar. Ve 90 dakika boyunca aslında bunu deniyor. Bir şekilde seni oradan çıkarmaya çalışıyor. Ve yakaladığın pozisyon zaten %100'lük pozisyon oluyor yakalarsa. Yani... Dinamo Kiev tipi hücum eden takımların olayı 30 metreden şut deneyim veya bir e, orta kafa gol deneyim tarzı olmadığı için genelde senin savunmanın arkasından sarktığı için zaten hani düşük xc ile olacak ama yakaladığı zaman da hani gol ihtimali çok yüksek oluyor. Mesela o Zalai'nin pozisyon 0 xc çünkü şuta dönüşmedi. Ama o pozisyon çok tehlikeli bir pozisyon aslında. Bir kere en tehlikeli pozisyonları 0 XG aslında. Doğru. Tamam. Hani o yüzden bazen bu tip takımların yani senin savunmanın arkasına sarkmak hedefinde olan takımların xG değerlendirmesi çok sağlıklı olmayabiliyor. Onu söylemek istedim. Bir de e, ben de açıkçası zalayinin yine e, düşük bir performans sergilediğini düşünüyorum. İlk yarıda bilhassa onun üzerinden çıkmaya çalıştılar. Doğru. E, onun hamle yavaşlarını kullanmaya çalıştılar. Daralan çabukluğunu daralanda çabuk olamamasını kullanmaya çalıştılar. Ki Serdar'dan çok daha uzun bir oyuncu olmasına rağmen bile dikine pasları onun üzerine gönderiyor olmak da bir problem maalesef mesela Tisserant'ı da Serdar'ı da daha çok beğendim Zalai'ye göre Saastopper'de Kim Minjae'nin ayrılacağı senaryoda o bir problem olabilir. İyilerden bahsedelim bir de. Mesela en beğendiğin kim oldu Fenerbahçe'de? Bright Osay Samuel Fenerbahçe'nin. Yani Ara ve Bright Osay Samuel ama Bright Osay Samuel'ü ben bir tık öne koyuyorum yine. Dün bence olağanüstü maç çıkardım. Çok iyi maç ama Fenerbahçe'nin gol yemeye en yaklaştığı pozisyonun da sebebi oldu savunmada. Doğru. Orada Zalai'nin Kurtardığı pozisyon öncesi çok basit bir şekilde kaçırıyor. Hmm. Bence hızına bazen fazla gü güveniyor. Ya, olabilir. Öyle yani. bir hızım olsun herhalde <laughs> ben de biraz fazla güveniyorum. Orada dikkat et pozisyonun başlangıcına. Bir görüyor aslında kaçan adamı. Hmm. Ben buna yetişirim diye bir bırakıyor ama bazen işten geçebiliyor işte o pozisyonlarda. Biraz daha e, savunma pozisyonunu geliştirebilir. Pozisyon almasını geliştirirse savunmada çok çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama fiziğiyle ezip geçtiği aşikar yani. Birkaç pozisyon olduğu doğru ara yani öyle ki bence dünkü maçtan ara öyle şey çıkardığınız zaman Brightosla İslam öyle yani bunların hiçbiri Fenerbahçe için olmazsa olmaz oyuncular değildi bence dünkü performanslar itibariyle. geri kalanların tamamı için söyleyebiliriz bunu herkesin bence pozisyonu şu anda şey açık Tartışmaya açık evet. mevkii herkes doğru. mevkisinde ciddi bir rekabet içinde olmaya hazır olsa iyi olur doğru. bu iki oyuncu şu anda bir tek bizim yerimiz biraz zor alırlar mesajını veriyor bence şu King'i beğenmedim Hı -hı. Ee, hiç top tutamamasını beğenmedim Yani çok fizik gücü Çok bu kadar yüksek bir oyuncunun Biraz daha topu tutup da Takımı sete yerleştirme konusunda işe yarayabileceğini Düşünüyordum aslında Ama hiç o meziyetleriyle öne çıkan bir oyuncu olmadı işte, O kadar tarayınca. güçlü olmasına rağmen bunu hiç düşünmüyor Herhalde bunu yapmayı yani Kendisinden bu kadar güçlüyükten... de hiç istenmemiş Yani hiçbir takımda bu şekilde kullanılmamış Joshua King Sen nesi gördün dün? Yani aksayan izle, parçaydı. Izle, Bence izle, devre yani arasındaki oldu. tweetimde yazmıştım. Yani e, Benfica ile Dinamo Kiev'i işte alt ederken uyguladığı planların birkaç parçası işledi. Topu 3. bölgeye fena götürmedi. Arao ve e, öndekilerin topu alma becerileri sayesinde fena bahçı. ama topu merkeze getirdikten sonra işte Rafa Silva'ların pizzilerin yaptığı işler eksik kaldı. Bağlantı işleri. Hı -hı. Ya da Yaremçuk'un geriye dönüş, o geriye yaklaşarak yaptığı sırtı dönük işler. Onları Valencia'ya işte King'in destek vermesi gerekiyordu. Hatta Rol dağılımları da şöyle gibi geldi. Rafa Silva'dan aldığı katkıyı biraz Rosti'den almaya çalıştı. Gir kalab kalabanın arasında driplingle dal. Oradan bir ver kaç kovala. Delici işleri yap gibi. Joshua King'in Joshua King rolü eksik kaldı. Yani ya Valencia'nın rolünü biraz hafifletecekti. Ya da o delici işleri biraz daha fazla yapacaktı. Senin dediğin gibi Valencia'lığı yapamadı. Çünkü yazılımında pek yok o. Yardımcılık, top tutmak falan. Delici koşularda da belki... 3-4 maç geçmeden o delici koşulları çok değerlendirmemek lazım. Çünkü hatırlarsan Fenerbahçe devrenin sonunda iki tane net pozisyon yakaladı ilk devrenin sonunda. Bir 35 bir de 45. dakika. iki ayrı kanattan iki tane cutback pası denedi. Bir tanesi de soldan Rossi'nin cutback'ine İrfan vurdu, bloklandı. Devrenin sonuna doğru da İrfan sağda Raytosay ile bir bağlantı yapıp sıfrayındı, ortaya çıkardı. O pas bloklandı. Hı hı. O iki hücumun da başlangıcında aslında Fenerbahçe topu tam olarak istediği yere tam olarak istediği oyuncunun ayağına getirdi İrfan'ın. Ee, ama İrfan oradan mesela final pasını çıkaramadı. Çünkü iyi koşular yoktu birbirine yani o kadar iyi organize olamıyordu henüz koşular. Aslında çok daha iyi bir yerden daha kötü bir yere Fenerbahçe'nin hücumları evrilip oradan katback paslarını çıkardılar. Aslında daha tehlikeli yere getirmişti topu takım. Oralarda biraz zamana ihtiyacı var bence herkesin yani. Hep herkes yeni geldi. Şimdi Joao Pedro oraya gelip çat diye hemen katkı veremeyecek bence. Biraz zamana ihtiyacı olacak. Doğru. Şimdi 4-1-3-2'de Fenerbahçe'nin aslında kendisinden en çok zorluk istenen yani en alışması zorlaşan oyuncu aslında Rossi. Çünkü bir sol iç oyuncusu kariyeri boyunca oynamamış. Başka bir pozisyonu öğrenmek ve oynamak durumunda. Ve savunmasının da öyle hani en azından cüsse itibariyle çok çok daha zor bir iş onun için Hı -hı. savunma yapmak. Ferdi için sol bek oynamak da yine çok zor. Doğru. O cüsseyle. Şimdi biraz Rossi'nin arkası problem olabiliyor savunma açısından sol iç pozisyonu. Oraya zalayı gibi önde basmaya çıkamayan Hı -hı. bir oyuncunun da olması orada biraz geniş boşluklar yaratıyor ve Ferdi'nin biraz fazla dayak yemesine sebep olabiliyor bu durum. Onun üzerinden Kiev çıkmaya çalıştı birkaç e, pozisyon pek başaramadılar ama gelecek haftalarda Fenerbahçe'nin o arası Zalai ve Rossi arası sol stoper ve sol iç oyuncusunun arasında problemler yaşayabileceğini gösteren bir maç da oldu. Ayrıca hücumdaki kalitesizliği zaten Jorge Jesus da söyledi. Bugün tek eksiğimiz ofanstaki kaliteydi dedi. Ve Fenerbahçe'nin anlaştığı ama resmi imzanın nedense olmadığı Pedro var. Alasan Plea var. Sen az önce dedin ya o sırtı dönük işleri King'in yazılımında yok yani hiç istenmemiş kendisinde. Orhan Uluca da burada yaptığı Alassan Plea'da e, analizinde aslında çok çok daha iyi bir 10 numara 9 numara olmasına rağmen çok çok iyi bir 10 numara oyuncusu olduğunu e, söylüyordu. Hmm. Aslında hani dün o yapamadığı King'in yapamadığı bağlantı işlerini yapma konusunda e, becerikli bir oyuncu gibi Pedro da öyle bir oyuncu herhalde Pedro olursa Play olmaz diye tahmin ediyorum ama belli de olmaz ee, bu tip transfer iddiaları var o ön bölgeye yine de bir oyuncu gelecek King'i tam olarak kafasından hangi planda düşünüyor acaba ya da Valencia King, e, Plea Serdar Dursun bu hücum oyuncularından tam olarak e, senin ideal ikilin hangisi olur mesela Yani Serdar ve Rossi ya da biraz daha fiziksel olarak form tuttuğu bir gün King ve Rossi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü King'in başka oynayacak hiçbir yeri yok. Rossi de bana kalırsa dediğin gibi kendisine verilen rolü like layıkıyla yerine getirmeye çalışıyor. Ama oyuncuyu biraz daha geriye çekmek, en iyi olduğu yerden uzaklaştırmak ne kadar faydalı. Ondan da çok emin değilim açıkçası. O yüzden bugün ben hani Serdar Rossi veya işte 3-4 hafta sonra belki King Rossi olabilir diye düşünüyorum. Ben de Valencia'dan pek kolay vazgeçmez gibi geliyor bana açıkçası. Valencia diye arka arkaya 4-5 maç iyi çıkarabileceğini zannetmiyorum. yani uzun süredir, uzun süredir de çıkarmıyor. yani Doğru iki maç düşün. oynuyor. Vay Valencia ne kadar iyi bir oyuncuymuş falan diyorsun ama ondan sonra ya sakatlanıyor ya da bir daha oynadığı zaman o iki maçtaki Valencia'yı göremiyorsun. O yüzden A planımın bir parçası yapmazdım Valencia'yı. Fenerbahçe için son olarak e, Soper'de Denayer ismi de geçiyordu. Fakat ben, Denayer Torino'ya gidiyor herhalde. Ben Denayer Fenerbahçe'nin kim Kimmige'nin alternatif olarak almamasını son derece doğru buluyorum. Denayer bence pozisyon alma konusunda sıkıntılı bir stoper. Uzun zamandır öyleydi. Galatasaray'da çok uzun süre yakından takip edebildim. Ayrıldıktan sonra da Belçika milli maçlarında falan hep denk geldiğim zaman hep bir pozisyon alma hatalarını tekrar tekrar görüyordum. Atletizmle onları kapatmaya çalışıyor ama dağınık ve savruk bir stoperdi ve mevcut Fenerbahçe'de Zalai'nin bu şekilde oynayıp oynamayacağı belli değilken bence lider bir stoper gerekiyor ki Mijen'in ayrılığı sonrası oraya. Bak Zalai ile ilgili ufak bir not eklemek istedim sadece. Hatırlıyor musun? Sağ içinde Zalai'yi tanıttığım videoda bir tane pozisyona değiniyordum. Macaristan'la oynuyor. Şey Macaristan İzlanda ile oynuyor. Dünya Kupası elemelerin playoff'u. Hani grupların en iyi üçüncüleri birbirle yarışıyordu ya. O maçın son dakikalarında Zalai'ye doğru bir uzun top oynanıyor. Zalai topu hamle yapıyor ama dokunamıyor. Sektiriyor. İzlanda ikiye bir hücum yapıyor. Boş kaleye yakın bir gol kaçırıyorlar. O topun dönüşünde Zoboslay'ı uzaklardan mükemmel bir gol atıp Macaristan'ı galibiyete taşıyor. Ve Macaristan o şekilde şeye gidiyor. Euro 2020'ye gidiyor. Zalai maalesef iki sene önce o yaptığım tespiti hala geçerli kılan bir gelişme eksiği gösterdi. Yani en büyük eksiği hep o oldu. İleri doğru hamlelenmeyi çok seviyor. Hem hücum hem oyun kurarken hem de savunmada ileri doğru agresif şeyler yapıyor ama onlarda top zala yeni temasını topa temas edemiyor. Yani çabuk değil ileri çıkmayı seviyor ama çabuk değil ileri çıkmayı seviyorsan atik olmaz Ve top zorundasın. ortaya düşüyor. Hep merkezde bir yere top sekiyor ve işte Dinamo Kiev mesela dün o topları hücum ederek bir şeyler yapabildi. Başka da bir şey yapamadı zaten. Hep o şekilde 3. bölgeye yerleşip ondan sonra topu diskant kolayaya verbiçi açabildiler. Maalesef Zalai tam olarak o o pozisyonu yaşamaya devam ediyor. Şimdi futbolcularla ilgili çok temel bir şey bu. Ağır olan oyuncular reaktif olmayı öğrenir. Çünkü ağırlığını saklamanın bir kuralı beklemektir. Atlarsan ağırlığın ortaya çıkar. Beklersen ağırlığın ortaya çıkmaz. Mesela Hakan Balta ağırlaşıp stopere geçtiği zaman hava toplarında hep yaptığı bir taktik vardı Bülent rakiple birlikte öne gidiyormuş gibi gösterir ve kafa topuna çıkmazdı. Topu da arkasına düşürürdü. İkisi birden gerek fazla öne çıkardı ve top arkaya kaleciye Güzel. düşerdi. <laughs> ee, reaktif oynamayı belki de Zalay çözse yani bu kadar çok öne çıkmasa o zaman çok daha şey olabilir. Mesela aklıma birçok ağır oyuncu geliyor. Popescu'sundan tut da işte e, son dönem Pepe'sine kadar. Ben de şu anda Pepe'yi düşünüyordum. Aklımdaki maçta e, Vod şey Ozan adı in hala herhalde. Şey e, Vodafone. Port, po Vodafone. Vodafone. pardon. Porto ile Beşiktaş'ın oynadığı maç i̇şte Beşiktaş'ın 1-0 kazanıp gruptan çıkmayı garanti ediyor. Maç. O maçta mesela bir Abu Bakar savunması var şeyin. Pepe'nin. Yani olağanüstü bir şey yani çok daha atlet çok daha güçlü bir oyuncuya karşı nasıl savunma yaparsın bütün fiziksel zaaflarını nasıl maskeleyebilirsin falan belki de Zalai'ye biraz o maçı izle. Evet belki. Zalai madem atik değilsin o zaman atlama biraz bekle yani ot pozisyonlar mesela dünkü o çıkış yaptıkları pozisyonda da gereksiz Santrforlar birlikte çıkıp alan boşalttı. Ama belki de Fenerbahçe'nin oynamak istediği futbol. Belki de Jorge Jesus diyor ki abi çık o topu ve al. Ama Macaristan'da da çıkıyormuş ama. Evet yani belki. Ama çıkamıyor. Atik olmayan bir oyuncudan çıkmasını i̇şte ya yakarak... Belki en üst düzey futbolun taleplerine belki karşılık veremeyen bir stoperdir Zalay şu anda. Belki biraz bunu değerlendirmek lazım. Belki Zalay'ın da yerine birini düşünmek gerekiyor olabilir. Çünkü az bu zamanda geçmedi. Yani önümüzdeki Şubat'ta ya Ocak'ta iki senesi olacak Fenerbahçe'de tam. Tisserant evet. da bence daha bayağı iyi oynadı bu arada. Tisserant beklentimin oldukça üzerinde oynadı ki hazırlık maçlarında da son dönem hazırlık maçlarında fazla süre vermemişti hoca. Net bir şekilde planları arasında yoktu. Belki Kim e gitme gitmemiş olsa satılacaktı bile Tisserant yani. Tabii. Ee, ona rağmen son hazırlık maçlarında da o çok fazla süre almamasına rağmen de çok iyi bir maç çıkardı bence. Diyelim ve e, diğer takımlara geçelim biraz. Evet. Onları biraz daha kısa kısa konuşuruz. Trabzonspor'la başlayayım son şampiyonla. Hı hı. Sağ stoper hala gelmedi. Aslında hani sezon bittiğinde ilk beklediğin adam sağ stoperdi. Doğru. İki ay geçti üzerinden hala sağ stoper yok. En beklediğin adam hala yok. İşte Trabzonspor'a e, stoper Tuanzebe e, yazıldı. E, sağ stoper yine orayı anladığım kadarıyla çok daha böyle atlet bir stoper. Yine Edgar Yee gibi. Hı hı. E, Cengaver işte az önce <laughs> Zalayda olmadığını söylediğimiz önde basabilen proaktif bir e, oyuncu bakılıyor anladığım kadarıyla. Ama hala bakılıyor. Sadece iki hazırlık maçı oynadı Trabzonspor. Ve e, şeyde ki ay sonundaki Süper Kupa finaline kadar da hazırlık maçı göremedim ben e, takvimlerinde. Evet. E, o da ilginç geldi bana açıkçası sen ne diyorsun bir de çok geniş kalabalık bir kadro hani bu Portekiz takımları Porto Benfica falan kurar ya böyle 40 45 kişilik kadro 10 15 tanesini kiralık gönderirler her sene hani Trabzon'da o yola doğru gidiyor gibi evet. geliyor bana ki Bursa'dan işte geçen sezon aldıkları gençler var. İşte Emrahan Gedikli. Altınordu falan gibi Enis var. Enis Destan var. Bunlar hani bu sezonda biraz şartların arasında eee kamp kadrosu zor yer bulacaklar gibi zaten. gözüküyor. Evet. Yani Emrah'ın gedikliği ben özellikle merak ediyordum. Ee, hazırlık maçlarında birazcık sağda kaldı. İzleme fırsatı buldum. Sanırım bu seviye için biraz hızlanması hem düşünmeyi hem de hareketlerini biraz hızlandırması lazım gibi geliyor. Ama e, Slovak, e, Slovak tamamını izledim. E, i̇kinci hazırlık maçı. E, o maça Abdullah Avcı, Trezege ve Uğurcan dışında iddialı 11'e epey yakın bir kadroyla çıktı. Yani işte sol bekte Eren oynadı, sağ bekte Larsen oynadı. Merkez Berat Hamşik, Bakasetas. Yani bunların hiçbirine bu adam 11'de oynamaz diyemezsin. Canini falan. Hani Cornelius oradan gidiyor bir tek. Ama e, 11'e bayağı yakın bir kadroydu. Vizca, falan. E, ve pek iyi gözükmedi Trabzonspor. Görece olarak kendinden bayağı zayıf bir rakibi oynamasına, e, karşı oynamasına rağmen. Ahmet Can ve Taha Tepe'yi beğendim. Özellikle Ahmet Can'ı. E, hani Bayağı takıma şey, hani böyle hakim. Sanki ben geçen sezon burada 40 maç çıkardım. Şimdi bu da 40 maç çıkaracağımı biliyorum. Özgüvenine falan sahip oynuyor Ahmet Can. Ki benim geçen zaten en beğendiğim özelliği evet. o. O yaşta o özgüven. Belki bir gün ters tepecek ve bize diyecekler ki bak bu özgüven penaltı yaptı, kırmızı kart gördü <laughs> falan ama olması olmamasından daha iyi bence. Sonra törpüleyebilirsin. Ee, ve hala hamşikin ayağına biraz fazla bakan bir Trabzonspor var gibi gözüküyor bana. Hani Berat'ın geçen sezonki performansının biraz ötesine geçmesi elzemdi diye geçen sezonda zaten seninle çok konuştuk. Onu henüz yapabilecekmiş gibi bir berat görmedim ben. O yüzden Hamşik hala çok fazla sorumluluk almak zorunda kalıyor ve haliyle yoruluyor. İleri geri çok fazla gitmek zorunda kalıyor. Her bölgede Hamşik'e çok fazla ihtiyaç var. Hani Vişya ve Koesi'nin biraz daha form tutmaları belki bu Hamşik e, bağımlılığını bir nebze aşağı çeker ki şu anda takımın buna ihtiyacı var gibi geliyor bana. E Okey, zaten çok az hazırlık maçı oynadığı için Trabzonsporu kısa geçelim. Ben de bu iki hazırlık maçını da izledikten sonra, son hazırlık maçını izleyemedim. E, i̇ki maçı da izledikten sonra bir Trabzonspor kadro mühendisliği olarak sadece Trabzonsporu değindiğimiz bir bölümde çekeceğim. Trabzon orada uzun uzun değiniriz. Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının tamamını izledim. Beşiktaş'a geçebiliriz biraz. E, Beşiktaş'ta artık ufak tefek şeyler kaldı. Bir Rangers şey işi çıktı tekrar Rıdvan. Rangers'ın 6 milyon önerdiğine dair bir şeyler okudum. çünkü onlar e, işte sol bekleri e, Calvin Bassey'i Ayaksa sattılar. Hı. O yüzden şu anda bir Biz de Rıdvan'ı alalım bakıyorlar. dediler herhalde. Rıdvan oraya giderse 6 milyona e, sol bek için tekrar Tayfur Bingöl ismi e, ortaya çıkabilir diye tahmin ediyorum. Ee, onun dışında stopere takviyelerin gelmesini bekliyorum ki bütün hazırlık maçlarında en büyük problem stoperlerdeydi. Maalesef ciddi bir stoper kalitesizliği var Beşiktaş'ta. Hücum ne kadar orta sahne kadar kaliteli kaliteliyse stoper de o, o kadar kalitesiz görünüyordu. Ee, ve bütün o Tayyip'tir işte Gerçi Tayyip'le ilgili Adana Demir Başkanı şey dedi sancak büyük ihtimalle Avrupa'ya gider gibi bir cümlesi vardı. Ee, onun dışında yine stopere alternatifler yazılıyor. İmran Topçu yazılıyor işte Rize'den. Ama şey de oldu. E, Emre Can anda oldu. Hı hı. Ee, Birazdan bizim video boşa gitmiş. <laughs> evet Emre Can için video çekmiştin sen detaylıca. Merak edenler oradan da izleyebilir. Ee, nasıl gördün sen Beşiktaş'ı hazırlık maçlarında? Ee, dediğine e, ben de katılıyorum. E, hep stoperlerden sorun yaşadı Beşiktaş ama... Bence şöyle bir sevindirici gelişme olmuş Beşiktaş'ta. Hem kadronun gençleşmesi hem de Valerian İsmail'in oynamak oynatmak istediği futbola bence takımın çabuk adapte olması. Ee, Josef bağımlılığını bayağı azaltacak gibi duruyor Beşiktaş'ın. Hmm. Ki hatta ben bu yorum yaptıktan iki gün sonra Josef'in menüsküsünde işte maçta söylenenin 180 derece zıttı olarak ciddi bir sorun oldu ve iki buçuk ay Sağdan uzak kalacağı açıklandı. Maç hı hı. esnasında çok ciddi bir şey olmadığı ve döneceği falan söylenmişti. Doktorun açıklaması doktor hakkında da şüphe uyandırdı bana. Çünkü evet doktor... çünkü doğrudan doktor bize çok iyi bilgiler veriyor. Evet. Sağ olsun doktor falan diye aktardı bize. Ve verdiği Sercan bilginin 180 derece farklı evet. hali çıktı. Aynen öyle. Ama o maçlardan hepsinde mesela zaten Josef onlarda çok fazla süre alamadı. Jackson orta sahada değişmeyen parçaydı. Onun partnerleri daha çok değişti. İşte bazen Salih oldu bazen Emirhan'ı gördük orada falan. Ve yani Joseph de Beşiktaş'ın topları geri kazanma hızında ben yani gayet iyi bir noktada olduğunu gördüm. Ee, ki hani zaten Josef'i de Josef yapan yani 4-3-3'ün o tek altısı olmak. Başka bir sisteme geçirdiğin zaman Josef bir anda o kadar özel bir oyuncu olmayı bırakıyor. Ee, o yüzden tabii ki onun sakatlığı çok çok büyük bir kayıp. Ama ee, bir 4 3, 3 inşa etmeye çalış çalışan bir teknik direktörün takımında çok çok daha büyük bir kayıp olacaktı. Etrafı böyle Vegors gibi, Jetson gibi, Muleka gibi her tarafa basabilen dinamik oyuncularla çevrili olmasaydı çok daha büyük bir sorun olacaktı. Ee, o yüzden bence Beşiktaş yaptığı transferler ve İsmail'in oturtmaya çalıştığı sistemde Josef Şeyini biraz azaltıyor Beşiktaş. In. Şimdi Bu çok önemli bir şey. ağır cüsseli oyuncular çok böyle mesafete kat eden ve gezen tipte orta sahalara göre cüsseli ve ağır ve çarpışarak oynayan oyuncular belli bir yaştan sonra sakatlık problemlerini daha fazla yaşayabilir zaten Josef gibi. Hatta Real Madrid'de Casemiro bile nispeten daha genç sayılmasına rağmen bu sene biraz ciddi anlamda bir düşüş yaşadı. 30'una doğru geliyor çünkü o da. Mesela Atiba gibi gezerek oynayan, pozisyon değiştirerek oynayan adamların 40 yaşına kadar oynayabildiğini görüyorsun. Veya Hamşik gibi oyuncuların. Onlar çok daha fazla mücadele, eden ve çarpışmadan Kaçıp daha çok gezerek oynayan, daha çok mesafe kat ederek oynayan. Ama Josef, direkt ebatla ve çarpışarak oynayan tipte bir e, defansif orta saha ve onun sakatlık problemlerini bugüne kadar 34 yaşına kadar çok yaşamamış olması bence zaten Joseph için çok iyi yani şu ana kadar. Orada Atiba'yı bence bir kenara koymak lazım. Atiba bence garip bir yaratık. Yeah. Çünkü Josef'in şu anda olduğu yaşta Atiba Beşiktaş'ın olmazsa olmaz parçasıydı. Bütün takımı toparlayan, her müdahaleyi yapan, herkesin kademesine koşturan ahtapot gibi bir şeydi böyle. O yüzden Atiba'yı bir kenara koymak lazım. O insanlık değil yani. Adam 38 yaşına kadar o performansı vermeye devam etti. <laughs> ben ne kadar 34'ünden sonra her sezon bunu artık veremez desem de. O verdi o yüzden Atiba'yı bir kenara koyalım hakikaten ama gün bugün... E Beşiktaş Joseph konusunda bence geçen seneden daha iyi bir durumda. Ona bağımlılık durumundan. Bir de şunu da söylemek lazım bence. Herhalde takım 2002-2003 şeyinden bir yazından beri bu kadar iyi bir transfer yazı geçirmemişti. İşte o zaman Zago, Numa, Sergen Yalçın ee, bir tane daha çok önemli transferle işte zaten ya Panku ile o şampiyonluk kadrosu kurulmuştu. İşte önceden sezondan zaten İlhammaz'sız da Ronaldo falan vardı. Ama 2002, 2003 yazı onu kusursuz noktaya getirmişti. Kordoba'da mı o yaz? Kordoba'da o yaz geldi aynen. İskelet, ee, dümdüz iskeleti, omurgayı şey yapmış. Tabii Panko, Kordoba, Noo, Mazago, Sergen Yalçın dediğiniz an zaten e, bayağı... 1-3, merkezden 6 8 10, 10. <gülüyor> <gülüyor> yani bilmiyorum. Belki o kadar hayal kurduran transfer sezonları oldu hani ne bileyim Wagner Love'ların, Wagner Negredo'ların falan geldiği medaller, lensler falan. Hmm. Belki hayal kurdurma bakımından o seviyeye yaklaştı ama işin gerçeği kısmında bence 2002-2003'e daha yakın gibi duruyor şu andakilerin. Sahaya Evet. O yüzden yani Beşiktaş ee. yönetimini de hakikaten bence tebrik etmek lazım. Tolga da ciğerci eğer hmm. olursa zaten senle benim e, herhalde yemek arası konuş, yürüyüşlerimizde falan yaptığımız bir sohbetti bu ama niye kimse Tolga'yı almıyor ya falan diye ikimiz de şaşırıyorduk ki İkimizden en çok Beşiktaş'ın alması gerektiğini söylüyorduk. Beşiktaş'ta galiba yönelmiş ona. Hani Josef'in yokluğunda çok çok doğru bir rotasyon hamlesi. Hatta geçen sezon senin, başında ilk 11 parçası bile olabilir. Geçen senenin en iyi 2-6 numarası Crespo ve Tolga. <laughs> Crespo'yu da Fenerbahçe satıyor galiba. Ee, ya da oynatmıyor en azından. Ee, Tolga da boşta. çok ilginç bir durum aslında. En, en, en iyi 2-6 numarasıydı. Tolga'nın hadi Fenerbahçe ve Galatasaray'la geçmişi çok iyi değil. Evet. Ama Beşiktaşlı taraftarların yorumlarını okudum sosyal medyada. Tam deli saçması yorumlardı. Tolga gibi adamın ne işi var vesaire gibi. Aslında bence Bir Beşiktaşlı Başakşehir'in bu sezon içeride oynadığı maçı o Beşiktaşlıların bir daha izlemelerini tavsiye ediyorum. Tolga CRG'yi değerlendiriyor. Başakşehir'in bu sene çok maçı var Tolga'nın müthiş oynadığı evet. da. Ee... Ya şunun için bir de özellikle sen dedin ya mesela tempo ve şey olarak zaten Joseph bir ilk maçta oynadı zaten. Diğer hazırlık maçlarında zaten oynamadı Joseph. Jetson ve Emirhan son maçta çok iyi işler çıkardılar. Onun dışında Salih beklediğimden daha da formda çıkıyor ama ne olursa olsun e, skoru aldığın maçlarda bilhassa pozisyon tutmaya geldiğin zaman Jetson çok fazla pozisyon tutmayı seven veya düşünen bir oyuncu değil. Bazen o konsantrasyonu kaybedebiliyor. Yüksek enerjisi yüzünden her yere ben bastırayım, koşturayım yapabiliyor. Rakip topa elini aldığı zaman, sen skor olarak öne geçtiğin zaman... ...savunma önünde biraz daha pozisyon tutmayı bilen... ...daha böyle karşılamayı bilen bir altın numarayla oynamak isteyebilirsin. Ve cüsseli bir altın numarayla oynamak isteyebilirsin. Cesson Emirhan'a göre veya Cesson Salih'e göre. Hı hı. Veya Atiba'ya göre. Atiba da artık o pozisyonu tutamıyor yani yaşı itibariyle. O yüzden... Ben Joseph'in ne olursa olsun çok işe yarayacağını düşünüyordum. Ama Joseph 2,5 e, ay yok vesaire yine de bir altı numara alternatifi gerektiğini düşünüyorum. Tolga Ciğerci'nin o yüzden çok iyi bir rotasyon parçası olacağını düşünüyordum. Ben hep diyordum yani en önemli eksik bir 6 numara rotasyonu çok eksik. Joseph'in alternatifi çok eksik diyordum hep bütün o kadro mühendisliği programlarında. Tolga da bedava kenarda duruyor yani direkt koymak için hazır bekliyor şeyi. Hmm seni. çok nokta atışı bir rotasyon hamlesi olur diye düşünüyorum ki zaten ben hep şey diyordum. Beşiktaş'ın en iyi yeri ilk 11'i, en kötü yeri de rotasyonu, yedek kulübesi. Hı hı. O yedek kulübesini güçlendirecek hamleler de geldi hazırlık maçlarında. Salih'in performans yükseltmesi, öyle Emirhan'ın ilk 2-3 maç oynamamasına rağmen son hazırlık maçında çok iyi oynaması e, sevindirdi. Cenk Tosun'un yavaş yavaş hep 45-45 oynadı ama son 45'te çok daha iyi ilk 45'ine göre toparlanıyor ve güçleniyor olması da güzel. O Cenk'in attığı goldeki mesela gösterdiği güç bence önemli. Vücudu böyle bayağı dik duruyor şutu çekerken, sopa gibi duruyor. Ve çok net, temiz bir şut çıkarıyor mesela o açıdan. O şuta o kadar kolay herkes öyle çıkaramaz. Prime Cenk'in Prime Cenk en önemli özelliğiydi zaten güç, şut kalitesi o günleri biraz andıran bir şeydi bence. Evet karşı karşıya çaprazdan bir gol attı. Öyle çok abartmamak lazım ama sadece golü atması değil de nasıl attığı beni orada biraz mutlu etti. Çok güçlü gözüktü şu esnasında. aslında. O iyiydi bence. Yani en büyük soru Cenk'le ilgili şu anda soru işareti şey. Sakatlıklardan biz nasıl bir Cenk aldık? Doğru. O konuda iyi gözüküyor. Çünkü Vegos'la Mülakan'ın net bir alternatifi yoktu. Cenk net alternatif olabileceğini gösterirse öyle bir şampiyonluğu var zaten Beşiktaş. In. Abu Bakar veya Mario Gomez'in arkasında olan Jenkins en az onun kadar performans verip tabii de tabii şampiyonluk yok. getirmesi gibi evet, yani tabii. müthiş bir jokerdi. Evet. Benzer bir jokerliği bu sene de yaparsa çok değerli olur. Beşiktaş çok iyi gidiyor. Bir tek sağ sağ stoper ve sağ bek için gerçekçi alternatifleri yok şu anda. Ya yani sağ stoperi zaten ilk 11 seviyesinde yok bence. Sağ bekte de yani Rozier'in alternatifi yok. Alternatif olarak Kenan veya Tay Kenan'ın ve Boyd'un bir şeyler yani yapabileceğini gösterebiliriz. de mecbur kalınca kullanacak İşte 5 maç, 10 maç götürürler de hani. Evet. 4 ay sakatlanırsa ha. problem olur Ki da. Hirozier yerde çok kart evet. gören bir oyuncu ya. Evet. Bir evet. de onu stoperde deniyor ya İsmail. O e, deneyler bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü Rozier tam olarak benim stoperde istemeyeceğim bir back profili. Evet. Çok, çok dengesiz, çok dengesiz de. konsantrasyon kaybı yaşayabilen bir oyuncu. E, o deneyler bilmiyorum nereye varacak. Çok şey yani işte o mesela şey. sen hep diyorsun ya Jetson Emirhan çok iyi tutarsa bazı maçlarda direkt Joseph sağ stoperleşebilir. Çünkü Joseph evet. çok daha iyi bir stoper olabilir. Yani 4-3-3'ün altısı olan bir Joseph'i oradan çekip stopere koymak ayrı bir şey. Bugünkü Beşiktaş'ın iki merkezinden biri olan Joseph'i oradan çekip stoper, üç stoperden biri yapmak bambaşka bir şey. İkincisinde ben çok büyük bir sakınca üç stoperin, görmüyorum. Üç stoperin sağ stoperi için çok daha şey dediğin gibi çok daha az riskli bir iş. Hı hı. O zaman Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da e, transferlerin iki tanesi geldi. Üç ihtimalden bir gecede çıkmıştı. Grilish, Seferovic ve Dubois. Dubois. Hmm. Bunlardan Grilish kaldı bir tek. Grilish ile ilgili de talep çok tabii. Birçok takım istiyor, düşünüyor. Çünkü yaşı da şey orta yaşlılardı daha. E, onunla ilgili beklentiler var. Ama e, hala da transfer bekliyor Galatasaray hazırlık maçları da dört takım arasında Trabzon'u izlemedim ben gerçi daha henüz de hı hı. üç büyük İstanbul'un üç büyükleri arasında açık farkla en kötü görünen Galatasaray katılıyorum ee, büyük bir demoralizasyon geçen seneden yansıdı maalesef ki görülüyor aslında bence Galatasaray burada biraz ee, Okan Hoca geldi ya Okan Hoca geldikten sonra işte yeni yönetim yeni hoca yeni transfer biraz daha erken gelseydi belki o havayı tersine çevirebilirdi takım. Yeniden kuruluyoruz vesaire. Ama transferler geciktikçe sen yine hazırlık maçlarına ilk 11'de Taylan Berkan başlamaya başladığın zaman geçmişten gelen o şey izler oyuncuların üzerinde kalıyor. Berkan mesela bir hata oluyor. İkinci de top almaktan artık şey oluyor. Çocuk imtina ediyor. Yani yeni transferlerinle biraz daha başlayabilseydim bu hazırlık maçlarına bu kadar şey bir hava olmayabilirdi. Yunus biraz o havayı dağıtmak için ee, iyi işler yaptı hazırlık maçlarında. 1-2. Ama onun dışında da Yunus dışında da yeni ve keyif veren Galatasaray'da ne var dersen bir şey yok. Galatasaray izlediğin zaman biraz böyle alt yaş takımı maçı izlermiş gibi hissediyorum ben. Çünkü maçta akılda kalan olumlu anların hepsinde bireysel yetenek oluyor sadece. Başka türlü akılda kalıcı iyi bir şey yapamıyor Galatasaray. İyi iyi bir pas Hı. organizasyonu falan yapıyor. Yunus Bireysel işte son maçtan bir önceki maç 3-4 tane asisti heba olmuştu çocuğun. İşte ikinci maça çıktı hemen golle başladı falan o iyiydi. Ama onun dışında işte Kerem bunları çok deniyor ve çoğunlukla şu anda başarısız olup takıma zarar yazdırıyor. Bu iki oyuncu dışında da bir şey hayal ettiren biri işte bazen Hamza'nın dikine driplinkleri ama onlar da şu anda biraz fazla iştahlı gözüküyor. Evet. Biraz fazla omuz yiyebileceği zamanları falan pek ayırt edemiyor şu anda. Olsun gelişsin Yapsın. omuz yiyecekse Hamza yesin her zaman. E, ...yememeyi anca öyle öğrenir çünkü. Ama bunlar dışında da bir şey hayal ettirmiyor Galatasaray şu anda. E, bir de bunu sana sormak istiyorum. Sonuçta Galatasaray'a çok hakimsin ve bir Galatasaraylısın netice itibariyle. Şu anda ben Galatasaray'da en büyük eksik olarak şunu görüyorum. Isıran, tekmeye kafa sokan, gerektiğinde rakip oyuncuyu biraz sindiren, korkutan... ...pes etmeyen, bağıran karakter ve fizik lazım Galatasaray'a. Şu anda takımdaki en büyük eksik o işte yakın tarihinden Melo lazım şu anda. Evet. İlla orta sahaya değil, herhangi bir yerine. Sağda bir tane öyle oyuncusu olması lazım Galatasaray'ın. Şu anda herkes çok hem fiziksel olarak eee minyon hem de biraz rakibi çok fazla ısırmayan, sakin, ağırbaşlı. Bunlar da kötü özellikler değil ama herkes böyle olduğu zaman biraz dengesiz oluyor. Hatta abi eee Dinamo Kiev Benfica maçlarını izliyordum işte e, bloga ne neler bekleyebiliriz Dinamo Kiev'den falan diye yazmak için. O maçlarda Benfica'nın bir tane oyuncusunu görünce tamam dedim bak Galatasaray'ın ihtiyacı olan adam bu. Şey... Gilberto. Benfica'nın evet Benfica 2-0 kazandığı maçta adı, ikinci adı, golü atan. Saraya yazıldı hatta. Dibua, Dibua veya Gilberto gelecekti. Abi Dibua bir pozisyon yani. var dedim ki işte bu yüzden. <laughs> Gilberto lazım. <laughs> Yerde kalmış. Yaremçuk'la bir mücadeleye girmişler. Yaremçuk bunu biraz sindirmiş yani. Yaremçuk'un galip çıktığı bir an olmuş. Bu da yerden kalkıyor. Yerden kalkarken kafasını böyle Yaremçuk'un göğsüne doğru bastırarak falan kalkıyor. Aslında mağlup durumda ama <laughs> kabul etmiyor işte o durumu. Baş kaldırıyor falan. Gerginlik çıkarıyor. Ha bu çok olumlu bir şey mi? Hayır. Ama bu karakter sana maç içinde pek çok farklı durumda böyle metriklere falan yansımayacak avantajlar sağlıyor. Şimdi ben de böyle bir oyuncu eksiği var Galatasaray'da. Galatasaray'da eski açığın son bölümünde şunu demiştim o 2017 yazına yapılan transferlerin şekli, pozisyonları bile çok benziyor. Mariano Dubois, işte e, Olivier a. Go, Gomis Seferovic, işte 6 numara transfer Oliveira, Belhanda benziyor falan. Yani Sabek Stoper alternatifi 6 alt numara, 8 numara, 10 numara center for şeklinde bir şey. Yani sol tarafta yok mesela transfer. O sene de sol tarafta transfer yoktu. Geri Rodriguez vardı zaten daha önceden gelen falan. Ee, pozisyonlar da benziyor 27-28 yaş kaliteli ve bonservisi biraz daha düşük ama maaşı da en az bonservisi kadar olan yüksek maaşlı oyuncular benziyor transferler de geliyor ben şey demiştim o dönemde en büyük eksik o dönemin bence kilit oyuncusu e, Alevi Harlayan oyuncu Badu Endiaye hatta geçen o dönemki Galatasaray yöneticilerinden bir tanesiyle yemek yiyorduk şunu söyledi güzel bir anı. Igor Tudor ille de bunu alın. Bir, bir, bir tane transfer yapacaksanız Badu Endia'yı alın bana diyor. Çünkü çok da istemiyor. Çünkü Osmanlı spor oyuncusu. Hani atıyorum Sevilla'dan Mariano getiriyor. Marsilya'da 20 gol atan Gomis falan getiriyor adamlar. En pahalısı Badu Endia'yı. O kadar da istemiyorlar aslında Badu Endia'yı. Yani Gomis'i falan daha uyguna getiriyoruz onunla, Fegulli getiriyorlar. O kadar yıldız getiriyorlar. Badu Endia için Osmanlı çok istiyor. Ya bu Ama Tudor ille de istiyor yani. Mutlaka bana bunu alın. Badu Endia'yı alın diye. Badu Endia'ya geldikten sonra da onunla bir görüşme yapıyor Tudor. Diyor ki sen benim birinci adamımsın. Sahada bir kavga çıkarsa orada ilk seni göreceğim. Bir problem olursa orada ilk sen olacaksın. Bir gol yediğimiz zaman ilk sen isyan edeceksin. Taraftarla bir münakaşa olduğu zaman ilk sen gideceksin. Penaltı olduğu zaman rakip kalecinin kafasını sen karıştırmaya çalışacaksın. <laughs> Bunlar çok önemli şeyler. Ve dikkat et o Badu Endia'yı kesitleri falan. Taçtaki adama saldırıyor topu taça vuruyor ondan sonra taraftarlara bir bağırıyor falan. Ee, ve o 8'de 8'de mi ne başlamıştı Galatasaray yani? yani. Müthiş bir sezon başlangıcı yapmıştı. Galatasaray'ın hakikaten o kimliğini değiştirecek o üzerindeki ölü toprağı atacak tam tabirle. Bir canavara ihtiyacı var orta sahanın merkezinde. Ama bu ismi geçenler ne Oliviera'nın canavarlıkla bir alakası yok yani adam tertemiz. Ya Oliviera Çıkıldağva ikilisi çok enteresan bir ikili. Ve daha da enteresan. Tam böyle sinem... damat olarak isteyeceğin. <gülüyor> <gülüyor> Nereden çıktı şimdi? Tertemiz adamlar işte yani. <gülüyor> Hiçbir. <gülüyor> Dur şimdi oralara gir. <laughs> Bana enteresan gelen şu oldu. Ben Çıkıldağ'ı Oliveira'nın önünde başlaması gereken oyuncu olarak düşünüyordum. Tam tersi olmuş. Ben bu arada son hazırlık maçın ilk 45 dakikasını izlemedim. Çünkü o sırada Trabzon maçı izledim. Son 45 dakika, ikinci 45 dakika izledim. İkinci 45 dakikada biraz daha benim düşündüğüme yakın bir olay vardı. Olivier'e biraz daha girdi. Çıkıl daha biraz önde gibi gözüktü ama anladığım kadarıyla senin ve başkalarının yazdıklarından falan anladığım kadarıyla maça e, Chico daha en stoperlere yakın orta saha. Olivier'e biraz daha ön. Bu bilmiyorum ne düşünüyorsun sen bununla ilgili? Son yani? iki buçuk maçtır altı numara oynatıyor çıkıldı daha. Yani ön tarafta bence şeyi düşünüyor Okan Hoca ön tarafta çabukluğu olmayan ve dribling driblingi olmayan ve uz uzaktan şutu olmayan bir on numaranın olamayacağını, on numara olamayacağını düşündüğü için Etikal daha bunları yapabiliyor ama. İşte yapamıyor. dribling Ama uzaktan golü falan var Beşiktaş attı yani. Ya, yaydan attığı var. E tamam. Daha Çok, nereden mesela atacak? Mesela 30 metre, 25 metreden kaleye yetiştirebilen bir oyuncu değil. Kim atabiliyor Galatasaray'da? Mesela 25 metreden şut ki. Ya, uzun şutu Çıkalı daha hayal ettiriyor mu sana? Mesela topla buluştuğu zaman 25-30 metreden. En azından gol atmışlığı var. Yani bilmiyorum yaya geldiği zaman bitirici vuruş aslında o. Yani hani çok uzaktan şut da iyi. çok iyi bir şey değil ki. Hani 25 metreden şut atsın okey. Yani, yani, yani Çıkıldağ'ı ben en şey... en düşük ben... şutu iyi atıyorsun da yani ne önemi var? Bilmiyorum. Hı -hı. Tamam, yani bu yani. iki oyuncudan ben Çıkıldağ'ı öne koyardım. Bana çok doğal geliyor ki... Yani Oliver'in bu şekilde rol almışlığı da var. Hatta Roma'daki son sezonda işte böyle oynadığını e, hepiniz anlattınız, Hı -hı. oyuncuyu inceleyen herkes. Olivier'in geçen sezon daha konservatif, daha önündeki 8'i serbest bırakan bir oyuncu olduğunu söyledi. Hani Çıkıldağ ve Olivier ise senin bu iki oyuncun bana daha makul yani Çıkıldağ'ın daha öndeki olması. Çünkü geriden top almak apayrı bir meziyet ki Olivier'e o konuda Çıkıldağ'ın çok daha iyi gözüküyor. Bilmiyorum ama Çıkıldağ da hazırlık maçlarında ön tarafta oynadığına göre geride de çok daha rahat ve daha iyi oynadı. O da ilginç bir durum yani. Bütün kariyeri boyunca önde oynayan adam. Yani Romanya'da da, milli takımda da. Yani öne doğru oynayan 8 numara en azından. 8 numara oynadığı da çok var da öne doğru oynayan 8 numaraydı. Okan Hoca son iki buçuk maçta geriye de geriden top çıkarmakla ilgili bir görev verdi ve onu şu anda Galatasaray'da bildiğimiz diğer Çıkıldao'ya göre daha iyi oynuyor ilginç bir şekilde. <laughs> Ama yine de az önce dediğim muhabbet hem Çıkıldao hem Olivier'a çok yumuşak ve şey oyuncular. Kibar oynayan oyuncular futbolu. Sert oynayan oyuncular değiller. Oraya net bir sertlik ve mücadele gücü net şekilde gerekiyor. Ama o, o dönemki Badu Endia'yı bulduğun gibi bulmak da çok zor bir şey. Yani. Galatasaray mevcut kadrosunda bu işe Berkan'dan başka da yok gibi duruyor. Şu anda o profili o profile uyabilen ya Berkan o... da e, koşu olarak koşu kalitesi eyvallah ama ikili mücadeleleri kazanma gücü öyle Badu Endiaye vurduğu zaman yamultuyordu insanı. Hmm. Berkan vurduğu zaman kendi düşüyor. Yani Berkan mesela çok giriyor mücadeleye. Hani yenilen pehlivan şeye güreşe doymaz gibi gidiyor yani. Sürekli yeniliyor ama sürekli gene güreşiyor. Öyle bir şey var. Yani girdiği ikili mücadeleleri kazanma oranı çok düşük. Oraya daha sert, daha girdiği ikili mücadeleleri daha çok kazanan. Belki iyi yer. bir kamp yerse de bütün takım güçlenebilir. Böyle öyle bir şey de daha iyi bir hazırlık dönemi de geçirmedi aslında. Çok geç başladı çünkü her şey. Evet. Öyle ve şu ana kadar 4 hazırlık maçı geçti. 4 hazırlık maçının takım geliştirme ve organizasyonu güçlendirme düzeyi oldukça aşağıda. Yani ilk hazırlık maçı Sütun Graz maçıyla son Pardubice hazırlık maçı arasında Galatasaray'ın gelişimi yok denecek Minimal, kadar az. Evet. Ee, ama transfer de yok denecek kadar az. Bir tek Sergio Oliveira var yani. Bir de Abdülkerim. Abdülkerim ilk iki maç vardı. Işte. İşte yok ama oynamadı. Yani. Eyvallah doğru. Onlar bir oynadıktan sonra şimdi bir Kasımpaşa maçı var hazır, hafta sonunda. Belki Kasımpaşa maçı ile biraz daha toparlanan bir Galatasaray umarım görürüz. Seferovic gelecek çünkü Dubois Seferovic. Hani biraz daha ilk 11 değişecek ondan sonra. Bir de Dubois ile Seferovic öyle profiller ki ikisi de sahaya hükmeden cinsten oyuncular. Yani oyunu hemen değiştirir. istediklerini hemen hani empoze etmek de diyebilirsin ama hemen sağda görürsün yani bu iki oyuncu şey olduğu zaman oynadığı zaman. Çok e, hemen fark yaratabilecek oyuncular bence. çeşitten izlediğim için ya özellikle Santifor kısmında yani. E, kısmında şu anda Galatasaray hayaletlerle takıldı yani hazırlık maçlarında. Bunu da söylemek lazım. ya yani hmm. Kimse orada net bir şekilde e, ben benle başlayabilirsin mesajı vermedi. <laughs> Öz özellikle Mustafa Muhammed Cagne Çok dün hazırlık maçında Gaziantep'e gol atmış bu arada. Hmm. <laughs> Karagümrük şey. Türkiye'nin en iyi e. santriforu kendisi <laughs> Ayrıca Türkiye'nin en iyi stoperleri de Galatasaray'da. <laughs> Marka haliyle. Marka gittikten böyle 15 saat sonra falan. <laughs> Müthiş bir insan gerçekten. <laughs> Ağzına sağlık. Senin de. Ee, gelecek programlarda görüşmek üzere diyelim. Yemek sepetinin sunduğu analiz masasında da bugünkü programın sonuna geldik. Umarım gelecek hafta Fenerbahçe'nin Kiev'i yendiği İnşallah. bir senaryoyu da görürüz diyelim. Görüşmek üzere hoşça kalın. Yemek sepeti yanında aklındaysa kapında.